Kiriyerim merhaba. Bugün Eskişehir'deyiz ve Eskişehir'de bir vlog çekeceğiz. Şu düğme kadar para verdin mi? Şuna verdim. Buna verdin mi? Kiriyerim merhaba. Bugün Eskişehir'deyiz ve Eskişehir'de bir vlog çekeceğiz. Önceki videoda bir tane karı vardı. Bu karın adı Damla. Elini çek artık. Yani. Tamam, rahatsız olduğunu anladım. Çektim zaten. Tamam, daha hızlı. Tamam, şaka yaptım. Numaram kaçtı senin? 36. Zaten Damla'yı önceki videoda hatırlıyorsunuz. Ben Damla'yı önceki videoda bana dokunmasına izin vermedim. Laflar soktum. Onu hayatı zindan ettim. Onu ben rehin aldım. Niye bunu yaptım? Siz gülün eğlenin diye ben bunu yaptım. O kız Allah'ım varamıyorum. Varamıyorum. Allah'ın belası berbere varamıyorum. Sürekli aynı yerden geçiyorum. Yeter artık. Neyse o kıza ben hayatı zindan ettim. O kızın ağlayası geldi. Bir kirve bir kızı üzdüğü kadar mutlu etmesin ne bilir. Bugün Damla'nın günü olacak. Damla diyeceğim. Bugün sen ne istersen o oluyor ya. Bugün senin günün. Sınır yok. Parada sınır yok. Zamanda sınır yok. Bugün senin günün diyeceğim. İstediğini yapabiliriz. Ama diyeceğim. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz ya. Bir şey karşılığı. O da videonun sonunda sürpriz olsun. Şimdi ben bir berbere gideceğim baba. Şurası bak çıkmış. Hoş bir görüntü değil. Onu bir yaldıracağım. Bir saçları düzelttiririm. Sonra karın yağına gideceğim. Sonra gün başlayacak. Haydi bakalım. Şu an Eskişehir'in yaşlı nüfusunun bulunduğu yere geldim yanlışlıkla. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Ben Eskişehir'e geldiğim gün Tepedağ mı Tepebaşı mı ne oradaydım. Yaşlı yoktu. Yani gerçekten yaş hani ortamın yaş ortalamasını ben yükseltiyordum ya. Öyle bir öğrenci kesim vardı. Şimdi merkeze geldim. Merkezde biraz daha gerçekten genç yok. Çünkü hepsi oraya gitmiş. Hepsi yaşlı. Gördüm herkes yaşlı. Burada güvercinler var. Şurada güvercinler var. Evet. Şu an buluşacağım kızın adı Damla. Damla. Efsane bir kız. Ben bu kızı Matchpub üzerinden buldum. Matchpub nedir ne değildir diye bilmiyorsanız benim yıllardan beri kullandığım bir uygulama. Uygulamayı indirmek için açıklamaya da yorum kısmındaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Ben Damla'yla Matchpub üzerinden tanıştım. Siz de Matchpub uygulamasını indirerek etrafınızdaki olan kızlarla görüntü olarak konuşabilir, onlarla sohbet edebilirsiniz. Şimdi olay şu, bir önceki düşündüğüm. Size bakarak konuşayım, saygısız konmasın. Cek adımı çıkartabilir miyim? Genç yok. Ananız kim? Deniz Bakırı'nı bile kalabalık. Lan ne oluyor bugün? Ne oluyor lan? Darbe mi var? Ne var? Damla'ya diyeceğim ki, Damla diyeceğim. Bugün ne istiyorsan o olsun ama tek bir şey karşılığında. Videonun sonunda senden bir şey isteğim olacak. O isteğimi yapman karşılığında tüm video boyunca istediğin her şeyi yapacağım diyeceğim. Videonun sonunda da diyeceğim ki seni sikmek istiyorum. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He? Dövme isteyeceğim. Dövme yapmasını isteyeceğim. Abi kardeşim. Nasılsın? İyiyim kardeşim, nasılsın? İyi abi, iyi olamayacağım. Ceyrin de var. Hadi selam ver o zaman. Ne yapayım, bana iyisin. İyiyim abi, sen nasılsın? Hadi bana razı olsun kardeşim. Bir tıraş olmaya geldim. Sağ ol. Eyvallah. Ben uzun zamandır berbere gitmiyordum. İşte ortalacım falan çıkmıştı. Leş gibi olmuştum. Benim doğal halim bu aslında. Yakışıklı bir erkeğim. Zaten yakışıklıydım. Estağfurullah. Şimdi ben bugün şunu düşündüm. Ben sana dedim ya. Korkuyorum sen. Video çekeceğiz. Ama gel işte perdende çekelim. Cevaplar varım falan. Evet. Şunu yapacağız bugün. Önceki videoda hatırlıyorsan sen kötü anlar yaşamıştın. Onun aksi olarak bu videoda sen ne istersen, aklından ne gelirse, içinden ne geçerse onu yapacağız. Ucu bucağı yok. Kirbeğerim bu konsepti gariban sevindiriyoruz. Garibanımız ismi Damla. Damla. Damla'yı sevindireceğiz. Evet. Şöyle gariban mı olur ya? Böyle gariban mı olur ya? Babada telefon var ya. Şimdi ne istersin bak? Şurada bir özlü kahveme var. İstersen bana bir şey aldırabilirsin. Hayır, ben önce kıyafet, makyaj malzemesi. Aç karnını doyuracağım önce. Tamam, önce ben sen aç karnını doyarım. Ne yersin? Nereye gidiyorsun şimdi? Hangar'a gidelim. Hangar'a ben daha dün gittim. Yemekleri çok kötüydü. Sana kötü getirmişler. İyi tamam, bir de sen de gidelim. Bu gerçekten çok güzel ya arkadaşlar. Bunun markanı diye söylemiyorum. Şu an indirimde olması lazım. 520 TL indirdik. Bak burası da ücretli. Benim param yok diyorum. Şurası aç. Oğlum ben de. Ben demedim. Ben otopark dedim. Bak burası işte açık otopark ya. Devlet otoparkı işte ya. Oğlum bağırma. Buraya koyacaksın. Madem istediklerimi yapacaksın, birincisi bana bağırmayacaksın. Tabii efendim. Buldum. Bir de bana çok narin davranacaksın. Ya o oyun böyle oyun değil ya. Bana ne?
Böyle bir şey mi? Oğlum hardcore davranıyorsun, anasını satayım. Geçen başımı tuttun. Ama aynı zamanda kibar da olmaya çalışıyorum. Kadın. Eğilim farkında mısın? Arabaya bindim. Yok bana dokunma. Yok beni öp. Yemişlik temas konusunda. Ya ne alakası var? Elini çek. Ne olacak, dokunmak istiyorum. İstemiyorum, ben istemiyorum. Ya yok bana sarılma, temasta bulunma. Böyle davranamazsın bir kadına, sen çağırıyorsun. Aşağı ineceğim de. Kapımı açar umarım. Bekleyeceğim kapımı açsın diye. Tam onu söyledim biliyor musun? Telefon ver, telefon ver. Telefon çalma diye geldim. Şimdi ilk isteğini sana insan gibi davranmam mı? Ve bağırmayacağım ha? Narin davranacaksın. Böyle elimi falan öp. Aynen. Abartmasan ya. Millet böyle bakıyor, tamam mı? Acaba diyor bu Deniz Aksay mı? Emin olamıyor. Çünkü niye biliyor musun? Benim orospef ana benzeyen tipim yok. Nasıl yok? Ben dümüklere benzemiyorum. Ben gariban Anadolu çocuğuna benzediğim için... Evet doğru. Herkes benim bir şirketine benzetiyor. Sen bir Türk erkeği var sende. Hepsini yerim ben, hepsini biliyorum. Senin gibi hayır. Ya sapık mısın ya? Ne? Bak bak. Aa bak bak ne yazmış, gel gel. Bunun uğursuzluğu yürüyen merdiveni bozdu ya. Yürüyen merdiven amacı aslında yürüyen merdiven yürürken sen de yürürsen daha hızlı çıkıyorsun. Vay amına. Evet biliyorum. Onun amacı o. Ama Fransa'da bir göl kuralları araştırmasına göre en kaba davranış olarak da seçilmiş. Yürüyen merdivende yürümek çok kabaymış. Her şey mermi sanki Polat Alemdar. İstiyor düşman kızlar gülüm. Ne var? Ne istiyorsun? Menemen var mı menemen? Evet. Eskiden çirkindim yani. Ya işte YouTuber olduğumu öğrendikten sonra bir yakışıklı geldim gözüme. Anlamadım ben de. Parası umurunda mı? Değil değil mi? Kule boş geldin. Karaya bir tane tavuklu fajita. Ben ne yiyeyim? Tavuk, salata, pilav, makarna, o tarz bir şey istiyorum. Köri soslu tavuk da çok güzel ya. Var mı? Sweet chili var mı? Hangisi verirsin? Köri soslu mu? Sweet chili mi? Ben köri soslu istiyorum baba. Ben köri soslu istiyorum. Ben de köri soslu. Kola zero istiyorum. Tamam mı? Evet. Bu araba videoları mı? Sen büyük bir adamsın. Videoya çıkmak ister misin? Gel çık, ne olacak ya? Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Abi çok iyi istiyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Oğlum bir şey diyeyim mi? Kazak harbi konuşuyor ya. Kazak harbi konuşuyor. Düşürsen diyebilir miyim? Yarrak berrak. Anlamadım. Efendim? Beygim sen nasıl istedin? Çıkarım vereyim mi hemen? Bugün senin günün. Hadi ver. Çıkar ver. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını gördün. Kollarını göster. Ben bu benim oldu. Oha çok iyi dokusu falan. Lan oğlum para para. Bayağı iyi. Bir şey diyeyim mi? Beğendim. O kadar fazla maliyet yaptık ki biz bunu satınca zarar ediyoruz. O kadar fazla maliyet yaptık. Ben küçük bardak sevmiyorum. Ben küçük bardak içerim. Avradımı sikir. Garibanlığa aç karnını doyurduk. Al bismillah. Al bismillah. Dedim ki patlıcan ezmesi var mı dedim. Dedi ki patlıcan beğendi var dedi. Ben de abi o ne dedim. Söyleyeyim sana, sen nereden biliyorsun ya patlıcan beğendi dedim. Hayır bu oluyor dedim. Resimden gösterdim sana, sen nereden bileceksin onu diyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben köyden geldim arkadaşlar. Beni köyden aldı. Niye kısa oluyor? Bir şey diyeyim mi? O Reels videosundan sonra insanlar bana gerçekten bu çocukla video mu çekti? Söyledin ben beni. Şok olur. Oğlum çok yakışıklı duruyorsun lan bu açıdan. Oğlum iki gündür sen böyle değildin. Bir şeyler oldu sana. Bundan sonra ne yaptıracağım sana? Ne yapmak istemezdin? Sen ne istersen onu yapacağım. Gratis'e gidelim mi? İstediğin yere gidelim. Yani daha sonra bir şeyin sözünü vermek. Bana dedim ki Deniz hayvan gibi davranma dedim. Seni insan yerine koydum. Sana insan gibi muamele yapıyorum şu an, anladın mı? Allah razı olsun. Sorun değil. Bak şimdi yanına ne dedim? Bana köylü gibi davranma dedim. Seni bir şehirli olarak görüyorum şu an. Sen bir köylü değilsin. Oğlum bana hiçbir erkek senin davrandığın gibi davranmadığı için kendimi çok garip hissediyorum. İşte bu yüzden kazanıyorum. Peki Deniz Aksay sana nasıl davranıyor gün içerisinde? Köpek gibi. Ama siz böyle davranmayın. Yani bazı kadınlarda bu ters tepki. Ben şundan diyorum. Bu kızın etrafında, video dışı konuşuyorum. Ya biraz aşağılayacağım çünkü. Bu kızın etrafındaki tüm erkekler, tamam mı, onun köpeği olmuş durumda. Şu an bu kız Instagram'a story atsın veya birkaç arkadaşını arasın. Buraya yığınla erkek doğar, tamam mı? Yani istediği her şeyi yaptırabilir, istediği her şey gücü yetiyor. Ama buna birisinin gelip git bana su getir, git şuraya ara bunu iste, gel işte ne bileyim saçlarımı yıka tarzındaki emirleri veya bu kız diyor ki şu an şuraya gidelim, ben diyorum ki abi benim istediğim yere gideceğim tarzındaki kro tavırları çok hoşuna gidiyor. Çünkü niye? Her kadın ilkeldir ve ilkellikte de krolluk vardır. Ben kroyum, ben kro muyum?
Bazen çok sert davranıyorsun, ardından çok tatlı bir şey, hareket falan yapıyor. Zaten her şey tamam diyorsun ya. Bir şey yaptın mı bugün, çorap giydin mi? Nasıl bir çorap? Normal ayakkabının içerisine giyilen çorap. Giydim. Satıyor mu? Satmıyorum. Şey sileyim. Hayır dur. Manyak mısın? Oğlum kamerayı neyle sildin, bir bilseniz var ya. Neyse sen şimdi çorap giydin mi, bana bunu söyle. Evet giydim. Satıyorsun mu? Satmıyorum. 100 lira. Hayır. 500. Hayır. Giyemeyiz malum, çorabı bana ver. 2000. Gönderiyorum ibanımı. Gönder, çıkaracağım şimdi, vereceğim çorabımı. İkisini de mi? Evet. Ver. Önce ibanıma para düşsün. Ya o kadar hükmümüz var. Vallahi vereceğim ya. Vallahi vereceğim. İbanıma para düşsün. Hesaba yazsak bir sefer. Ne? Hesaba yazsak bir sefer. Ay konfora mı gitsek? Ben tabii ki kadar ben. Erkeğin makyajı buraya yaşatmalıdır. Ben de gireceğim. Girecek. Oha nerede sıcakmış. Sıcakmış lan burası. Ya ben buna korkutuyorum ya. Oğlum bu fiyatlar ne hepsi? Ben sana ne alayım? Var ama. Evet. Bekle. Bunun şeyine bakmam lazım. Kedime bakmam lazım. İyi misin? Hani bakkalın ekmek alır gibi. Ben şundan var diyorsun. Şunu almak istiyorum. Şunu almak. Ya pamuğu niye alıyorsun? Pamuk niye alıyorsun ya? Canım izleyerek gözüme takıldı, onun için. Ben sen kıyamıyorum, bu kadar alalım mı? Kıyamıyorum, bu kadar alalım. 539. Benim var, ben vereyim mi? 531. Yanına kaydım. Yok mu yanına kaydım? Erkek adamı niye zaten gazete kaybolur ki? Bak ben buradan 900 TL'lik alışveriş yapmışım, tamam mı? Tamam. Bunun ben 200 lirasının evet. Vergisini geri alıyorum. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? Ay ibine. Devlet diyor ki sen bunu diyor madem diyor video için harcadın diyor. Evet. Sen bunu iş için kullandın diyor. O zaman da 200 lirasını ben sana geri veririm kardeş diyor. Ya normalde biraz daha bir şeyler alırdım ama sana ama kıyamıyorum. Allah şey kahretsin. Hatırlıyor musun? Ağzıma ya? Sıçıyor ama hiçbir şey yapamıyorum. Ben dinlemiştim sana. Demiştim ki sen her istediğin olacak. Evet. Ama videonu sormadan sana bir tane şey isteyeceğim. Onu unutma, tamam mı? Onu unutma. Ben onu şu an unutmayacağım. Sen devam et. Ne istersin? Şey ağzıma sıçacak. Sen şu an ne istersin? Şey. Nereye gezmek istersin? Ne içmek istersin? Nerede kalmak istersin? Ne yaptırmak istersin? Masaj, evet. Tırnak. Masaj. Bak olabilir. Gerçekten omuzlarım çok ağrıyor bu arada. Örnek verdim. Vallahi götünü çekmedim. Yalan söylüyorum. Ya biraz çıkmış olabilirim. Götüm açılıyor zaten. Teşekkürler. Şu çantamı da arkaya koyar mısın ya? Ver de koyayım. Abartma o kadar da. Amına koydum. Bağırdı. Hayvan mısın? Nasıl kapatıyorsun kapıyı? Şey oldu. Rüzgar esti herhalde. Şimdi Deniz tanınan bir insan olduğu için Eskişehir'de bunu yapabileceğini düşünmüyorum çok fazla. Bir de bir ağır bir kro havası olduğu için adalardaki o köprüde telefonu sabitleyeceğiz diye ve TikTok çekmeni istiyorum senden. Bence yaparsın. Neyse biz gidelim. Tekrar başlatalım, olur mu? Yolda bana seviyor şu an içimden. Bağıra bağıra seviyorsun. Nereden gideceğiz? Soldan. Biraz şey oldu. Sikko bir insanım. Anladın mı? Şimdi İnsanlar, ben kimim ki beni 600 bin izlediler senaryosunda? Ben nereden bileyim ki patlıcan ezmesini? Ben nereden bileyim ki ben hani sadece hafta sonları köyüme gidip gelmişim falan? Pardon, özür dilerim. Şimdi evet biraz aramızda bir tartışma oldu. Kendisi kaldıramadı, Deniz Aksoy'a bir şeyler yaptırmaya kaldıramadığı için de ağlayacağım tekrardan. Oğlum sen laftan anlamıyorsun, anladın mı? İlk defa gelmişsin Eskişehir'e, sana yol tarifinde bulunuyorum, dinlemiyorsun, sonra gidiyorsun saçma sapan bir yola, sonra diyorsun ki yol tarifi bile etmeyi bilmiyorsun bana. Senin neye ihtiyacın var biliyor musun? Hiçbir şey, sensiz ne ihtiyacım var gerçekten.
karaktersiz, kendini beğenmiş, bencil. Yaptığı ünden o kadar zevk alan, sadece kendi mutluluğuna önem veren. İşte böyle kafaya bir şey taktım, etrafındaki insanlar ne düşünür, ne duygulara girer asla bilmeyen. İnsanları ezikleyerek yaşadığı şeylerle zevk alan bir insansın. Sinirlerim bozuldu ya. Hala gülüyor. Tamam, o zaman şey mi yapalım? Masaya gidelim. Bizim bozuldu. Tamam, kapıları gidelim ya. Her türlü bozulacak zaten. Ne yapıyorsun kafana? Sinirim bozuldu. Videonun devamında ikimiz olacağız ya. Videonun devamında sana iyi davranacağım. Sana insan muamelesi yapacağım. Sana köylü değilmişsin gibi davranacağım. Sana gariban değilmişsin gibi davranacağım. Değilmişsin gibi. Her dediğini yapacağım ve iyi bir insan olacağım sana karşı. Birden niketmeyeceğim ve sana bağırmayacağım. Seni itin götüne sokmayacağım. Seni aşağılamayacağım. Seni insanlara rezil etmeyeceğim. Zorbalamayacağım. Hayattan doğduğuna pişman etmeyeceğim. Anlatmayacağım. Tamam abim, cansın abim. Kral abim, eyvallah abim. Ne istiyorsun şimdi sen? Şöyle bir anlaşma yapacağız. Bana ilk hakaretinle kalkar giderim. Nereye gideceksin? Siktir olur giderim. Sana ne nereye gideceğim ben? Ay nasıl gideceksin demedim. Nereye gideceksin dedim, anladın mı? Neyse, uzatmayayım, toparlayacağım. Deniz, ucuna yap, şu taraflara yap. Diğerini takma, kirpik var. Nasıl Mam yeter. Biraz kendine abi. Yapalım. Biraz sana abi. Yapalım. Biraz İstemiyorum, tamam. Çok güzel. Üzüyor lan. Kız ağlatsanız bile bir maskara ile bundan kurtulabilirsiniz. Ben söyleyeyim. Damla ile. Olur, buluşuruz. Ne diyorsun? Ne olur? Dalga mı geçiyorsun? Kapat telefonu. Ne? Kapat telefonu. Bir dakika. İyi, kapat onu. Sen çekilmem. İki saate buluşuyoruz. Şamil'e çekmeyin. Ya sağa çek ya telefonu kapat. Bir dakika. İstemiyorum telefonda konuşmanı. Sana bağırmıyorum, bir dakika sana. Ne oldu? Durdurlar, seni biliyorum. Ne oldu? Kapıyı kilitlerim. Bir dakika dur. Vallahi kim istiyor seni? Siktir git, kimin yanına gidiyorsun. Git ya. Kim istiyor? Kaç saattir seni burada ne yaptığını çekiyorum ben ya. Ama ne kadar mı çocuğu ağlattın ama ne kadar mı? Kamera bak. Bırak. Sen hadi bak, kamera şaşırsın. Kamera koyayım. Biz sana kamera şaşırsın. Ağzı sinirimden ağlayacağım artık. Verim şimdi odaya geldik ve ne oldu? İkinlerim. Ben de o turu yapacağım o zaman. Şimdi Quest Hotel'de kaldığımızı söylemiştim size. Quest Hotel burası banyosu. Şöyle bir yıkanmaya dur lan, neredeyim? Aman aman, nereye geldik bir anda? Şuradan giriyorsun işte. Şurada bir duş alma yeri var. Burada havlularımı asıyorum, orada ne güzel çaplarım var. İşte fön, ayna, lavabo, tuvalet. Yani bunları açıklamaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Banyo tanıttık, şimdi ise salon. Evet. Bir tane buna sanırım king bed diyorlar. Kral yatağı diyorlar. 2 kişilik ya da 3 kişilik bir yatak. Ben tek başıma yattığım için bana yetiyor. Oturma alanı ve çalışma masası var. Normal ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir oda. Uf. Şimdi tam olarak önce ne yapmak istiyorsun? Yani şey anlamında. Masaj olur, olur. Havuza mı gitmek termal istersin? Termal havuz yoksa... olur. Hiç fark etmez. Çıkar mısın? Çık bir oradan. Çıkar mısın? O abi nasılsın? Ne haber abi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abi süper girecektik. Tamam, gelelim. Size tanıtayım sizi. Gel abi, ne demek? Önden şöyle geleyim. Merhabalar bu arada, herkese iyi günler. Sahil abi de bizim Instagram takipçimiz, sağ olsun aynı zamanda. Ben sizin Türk tamamımız Deniz Bey. Burada bay bayan karışık hizmet alıyor misafirlerimiz. Kesinlikle. Tabii ki ben ayakkabıyla giremiyorum ama siz buyurun. Şeyle girebiliyorsunuz. Evet, sadece terlikle girebiliyorsunuz. Burası Türk havalı alanımız. Burası yalnız sizin Türk havalı alanımız. Teller var mı abi? Maalesef. Bayağı terapistlerimiz gerçekleşti. Buraya mesela Damla Hanım'la girip bir de koltuklarımız var. Birimiz burada, birimiz burada. Ortada yine aynı şekilde içeceklerimiz buraya servis ediliyor. Burada sohbet edebilirsiniz. Hoş, güzel bir müzik var. Masaj odamız. Şimdi bu arada da kız var mı orada? Hemen hemen hepsinde var.
Burada siz masaj hizmetinizi alırken aynı zamanda jacuzzi doluyor, o da hazırlanıyor. Jacuzzi soda var ya mesela. Jacuzzi soda, jacuzzi soda arasında bir fark var mı? Jacuzzi için farklı bir fiyatımız var. O da farkı yok fiyatında. Ama jacuzzi hizmeti ekstra bir hizmet. Evet, onun fiyat politikasında ben sizlere gösteririm. O şekilde destek olur sizlere. Çift odamızda da Bandu Hanım ve siz aynı odada terapistlerimizden hizmet alabiliyorsunuz. Ay burası çok burası güzel. Burası kız odamız. Minimum 15 dakika, maksimum 45 dakika her türlü nefes darlığına birebir. Soluma... Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yok, o geçen abla vardı ya, müdür. Evet. Adı neydi? Gülşah. Gülşah'ın bayağı anlatmıştı, orada aklımda kalmış. Gülşah Hanım'a da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Kendisi spa müdürümüz. Mükemmel bir insan. Savunmadan çıktığımızda serinlemek için buradan karlardan, buzlardan alabiliyoruz. Bu arada serinleyebiliyoruz bu sayede. Ay çok güzel. İşte niye? Karşılığında dövme yaptıracaksın, o kadar. Karşılığında? Dövme yaptıracaksın, o kadar. Sen şu an mutlu musun? O sabah çilene değdi mi? Bir gelsene, bir şey diyeyim. Ağladım, öyle mi derdi? Deniz Aksoy nasıl birisi? Videolardaki gibi bir insan. Hayır değil, Deniz Aksoy tam tersine çok tatlı, sevecen. Anlayış biraz az ama olsun. Yeter bu kadar. Tok balığımı gezdirmeye çıkardım arkadaşlar. Şimdi sana bir tane soru soracağım. Ne? Ama soruya dürüst olacağını onurun ve şerefini yemin eder misin? Şu dövmelere para verdin mi? Şuna verdim. Buna verdin mi? Hayır, hayır. Bak şimdi sana bir şey anlatabilir miyim? Bir ara benim bir arkadaşım vardı. Biz bununla şey yaptık. Pasifik denizine gittik. Arkadaşım yarrağını çıkardı. Suya soktu. Belki bu suda bir eksi 2 derece. Şeyi de mi anladı buna? He. Sonra ben yarrağımı çıkardım. Suya soktum. Dedim ki bir suyun derinliği 120 metre. O ne öyle? Evet, kilo veririm. Yatırım iyi yapmışız. Çık. Atla şimdi. Atla. İsteklerimi yapıyordun, atla. Ara tamam mı? Boğmacasına diye bir şey var mı? Boğmacasına yüz alem. Maalesef oldu. Vallahi bir şey diyeyim mi? Sayende. Sayende demek biliyor musun? Parçalan gelir. Gölge demektir. Yani senin gölgende ben bunu yaptım. Senin yardımınla bunu yaptım. Al bu bilginden parçalarını yap. Ortama satılacak bilgiler. Ben bu bilgiyle kız sikmiştim. Ne yapıyorsun sen? Bu yedi. Ha? Çok gördüm. Bak vücudun nasıl ama? Çok iyi. Fena. Al. Beni çok şaşırtıyorsun. Daha iyisin dedim ama çok fazla şey hakkında bilgim var. Nerede eğlenilir, nerede aktivite yapılır, ya, hepsi okey. Balılı isim, Armanlı isim Aylar edilmiş. Evet, mantıklı. İyi misiniz Deniz Aksoy? Buradaki olay ne biliyor musun? Neymiş? Odan içerisinde bulunan senin dişlere var. Solayacaksın. Burnundan derin derin solu. Çünkü tuzun mineral desteği var. Valla YouTuber olmayı seviyorum. Gel buraya gel. Yeğenim. Ama bir şey anlat diye geldim. Aa pardon. Ne yapıyorsun Taciz amına? Taciz suç mu ya? Günüm çok güzel geçti. Fazla yoruldum sadece. Bu kadar tahmin etmiyorum. Sende yorgunluk yok mu? Benim bu günlük rutinim olduğu için. Ay koçum benim. Yani her sabah salonuna girmeye kalmıyorum için. Şunu diyeyim, daha gün bitmedi. Daha bir şey ister misin? Yeter artık da. Bence soğuk bir şeyler içebiliriz. Ne? Soğuk bir şeyler içelim. Şu mu? Alkol falan. Hı? Alkol falan içebiliriz bence. Ben kullanmıyorum ki alkol. Ben içiyorum. Benim gülüm zaten. Sana sormadım kullanıyor musun diye. Bir de bu kamerayı tavana falan koysaydın. Şuna bak. Evet, gözükmüyorum. Ya! Bu abimiz de kiremizden ha. Sence bu adamın yaş kaç? Bilemeyeceğim yaş. 26-27. Değil mi? 32-33. Değil mi? 34. Cevabı söylemek ister misin buraya doğru? 25.
Ne? Benden küçük mü? Senden küçük. Şaka. İzliyor musun videoları? İzliyorum. Niye izliyorsun abi? Ne hoşuna gidiyor? Özellikle kızları araba atmam. Kızları ne yapmam? Kızları arabaya atmam. Tamam. Peki yani kızlara zulmetmem mi hoşuna gidiyor? Onlarla cinsel bir şeyler yaşamam mı hoşuna gidiyor? Ne hoşuna gidiyor yani tam olarak? Kızların gerçek yüzünü göstermem daha çok hoşuma gidiyor. Kızların gerçek yüzünü. Benim gerçek yüzüm bu zaten. Ya peki sanmıyorum. Yok. Ne yapayım abi? Ne ısmarlayayım sana? Elin havada kaldı az önce. Ben yine sallıyordum ya sana. Ne yapayım abi? Kolay gelsin. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Gel abi, aranıza gir istiyorsun. Yo, aranıza girmeyeyim, aranızdayım zaten. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Sopa güzel geçti. Güzel geçti. Bu adamın yaşının 21 olmasını hazmedemedi biraz önce. Evet, ben de yaşını bilmiyorum. Valla 21 yaşında bu adam işte ya. Sopa güzel geçti mi? Beğendiniz mi? Abi, çok hoşuma gitti. En çok. Termal suymuş değil mi? Evet. Çok sıcak da ama. Hamamdan çok keyif aldım. En çok hamamdan keyif aldım ya. Türk erkeği hamam sever biliyorsun. Vallahi bu benim kadar. Çok hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Vallahi çok sevindim Deniz Bey. Eyvallah. Sizlersiniz. Şimdi bir şey diyeceğim. Ne? Bugün güzel geçti. Evet. Her şey güzeldi senin için ve benim için. Dediğim her şeyi yaptığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olasın. Şimdi videonun başında söyledim. Hayır. Şey, ben sahada inebilir yok. Miyim? Yok da. Gelelim isteğimize. Benim isteğimize. Ne olursa olsun yapmak zorundasın. Maalesef. Yatta da twerk falan mı? Yok, onları istemeyiz. Biz öyle insanlar değiliz de. Twerkmiş falan. Ben diyorum ki kalıcı bir iz anlamında. Deniz. Ay, bir saniye. Acaba diyorum. Hı. Vücuduna. Vücuduma. Deniz Aksoy'un dövmesini yaptırır mısın? Geçici. Yok. Ne? Hayır. Saçmalama, yapamam tabii ki bunu. Ya ben, yani Deniz Aksoy adının dövmesini yaptır. Deniz. Aksoy dövmesini işte. Deniz. Başka bir şey istesen. Ya ben şu an Deniz Aksoy adını dövme olarak yaptırmanı istiyorum. Nereme peki? Gözükmüyor muyum? Yok. Ayak bileğim. Ayağımın altına yapmış. Hayır. Onu orada seçeceğiz. Sen kabullendin mi? Deniz, hayır tabii ki de. Ama başka şansın yok. Neden? Deniz Aksoy çünkü öyle istiyor. Şu an dövme yaptırmaya gidiyoruz. Okey misin? Deniz. Okeyiz. Ya. Arkadaşlar, dövmeci görüşmek üzere. Gözüm yollarda kaldı. Deniz Aksoy aynı yere yaptırabiliyor. Ben dedim ne gerek var? Küye aradığım küçük bir şey. Deniz Aksoy'da küçük 16 santim sonuçta. Altına mı yazdırır? Altına yazdırır. Ama kapatmasa çok ince bir şekilde. Kibar bir şekilde. Kapatmak için daha koyu bir model gerekiyor. Daha büyük bir şey gerekiyor. Ben parmağım kadar bir alanı koyu çalışıp yazıyı kapatabilirken bu sefer böyle bir alanı koyu çalışıp hem QR hem yazıyı kapatmam gerekir. Bu kadar büyük bir alanı ben koyu çalışırsam da bu abstrakt doğru seçim olmaz. Gerçekten Deniz Aksoy'a dövmesini yaptıracak kadar seviyor musun? Çok bayılıyorum. Kapıyorum ya. 3-4 gün önce seninle tanıştığım zaman adımı soyadımı dövme yaptıracağını söylesem ne derdin? Hayır derdim tabii ki, saçmalama, ama neden yaptırıyorsun? Asla kabul etmem. Oyuna gittik şu an. Ya ben pek memnun olmasam da Deniz şu an çok memnun bu durumdan. Başardım anne. Yes, success. Deniz Aksoy dönmesi saçmalı, Allah herkese nasip etmesin. Allah seni bununla şereflendirir. Ne düşünüyorsun? Cezalandırıyor. Yanlış cümle kutu, ben toparlıyorum orayı. Herkes ister. Umut, sen istemez misin Deniz Aksoy dönmesi saçmalı? Tabii ki de, ben de isterim. Hayır, hayır, hayır. Arka çekimde istemem dedi, şartlanmıştım. Elif Hanım, hiç böyle istekler geliyor mu size? İsim soy isim anlamında. Biraz röportaj yapalım. Ya aslında gelmiyor bu arada kesinlikle ama. Eskişehir fark. Adana'da herkes canım alan, gülüm, sevdalım, Elif'im, Deniz'im, Damla'm. Sizde yok mu bunlar? Sizlerin gözlerini falan yapıyorum. Çok tuhaf şekilde. Keşke bugün sen de öyle bir şey söylemedin. Adana'da bir dövmeci var. İsim yazmıyor. Şipler geldiği zaman onun ismini yazmıyor. Ne yapıyorsun peki? Yok diyor. Yani ben bunu yapmıyorum diyor. İstemiyorum diyor bunu yapmak. Yani tercih meselesi aslında. Yapacak bir şey yok. Bir noktada para da kazanmak gerekiyor. Adam doymuş demek ki. Evet, Ghost Calling'de dövme yapmaya devam ediyoruz.
bir yakın çekimden gitmek üzere sanırım. Elif ustamızın. Usta demek de o sanmalısı. Benim aklıma bir şey geldi. Bu arada can acıyor mu? Tabii ki acıyor. Nasıl kanıyor görmüyor musun? Kamar mıydı? Sesim titriyor. Elimi sönebilirsin her istersin. Hayır. Opsiyon ne? Şimdi benim aklıma bir fikir daha geldi. Aha. Şimdi hayır. Biz hangi roman tanıştık? Acaba diyorum. Vücudunu Deniz Asura Şeref Efendi'nin gibi. Meş Papa da bir Şeref Efendi. Bunu senin için değil ama tanıştığımız uygulamanın şerefine yeter. Uygulama ne yapıyorum ben de? Sonuçta oradan da belki farklı insanlarla tanışacağım. Nereye yaptın? Ben de sana şunu yaptım. Terbiyesizleşme. Sen de bir gevursun. Konuşmaya bak. Gavur ne ya? Gavur denir mi Türkçe'de ama? Şuraya C C C terbiyesi yaptım. Benim için omuzuna Meş Papa'nın logosunu dönmesi. Ölümsüzleşelim biz bu oyunu. Tatlı yiyeceğiz sonra. Yok, tatlı yemeyelim. Kilberim, Elif Usta işini bitirmek üzere. Hemen Elif Usta'nın tamam. İşine yakından bakalım. Evet Elif Usta, ne düşünüyorsun bu eserin hakkında? Gayet. Eserimin adı benim isim. Evet. Deniz Aksoy, Kirve. Dokunabilir miyim? Yok, hayır dokunamazsın. Eldivensiz olmaz. Aynen. Deniz bastırma lütfen. Kanka vazelin sür bari eğer. Aynen. Tamam ben vazelin sür. Vazelin ben sürsene bu kadar razıyım. Bir yararın dokunsun yapsana. Hiç daha önce kendine vazelin sürdün mü? Evet. Çok iyiydi bu. Bu çok iyiydi. Tamam ver abi vazelini. Ya parmağınla. Parmağın lazım aynen. Şurada var bak. Şuradan bir parmak al çok almana gerek yok. Aynen. Tamam yeter. Oh. Yeter yeter. Bas gibi. Bastırma çok. Yok yok. Evet Elif Usta ne yapıyorsun? Valla meşfap yapıyoruz. Meşfap yapıyoruz evet. Her insan meşfap yapacak. Açıklamıyorum mümkünler. Seni Damla'nın gerçek aşk bulduğunu sandığı gibi. Sandığı mı? Abi dövmeyi sildirmek istiyorum. Yok yok. Ay çok korktum. Pardon arkadaşlar kendi dövmeme dokundum. Üfle üfle. Deniz Arsuk. Deniz Arsuk. Şu demenin güzelliğine bakar mısın ya? Hayatım artık Deniz Aksoy'a ait. Herkes ayağına denk alsın lütfen.